Türk sanatında ne anlamlı etkisi oldu onu bilemiyorum. Yani ne denli bir etkisi oldu onu bilemiyorum. Ama benim sanatımda biliyorsunuz haritalar bunların en bariz örnekleridir. Bakınız bizim en fazla yeteneği olan, hatta deha olan bir sanatçının bile yaratıcılığının sınırları vardır. Ama rastlantının yok, hiç yok. Onun ne yapacağı belli değil. Çok kısa bir şey söyleyeyim size, bunu daha iyi açıklayacaktır. Son yıllarda epeydir üzerinde duruyordum ama örneklerim de vardı kataloglarımda falan ama şimdi iyice ne vurgulanmaya başladı beynimde. Modern heykel yürümüyor bir türlü. Olmuyor. Çünkü 1930'lu yıllarda kübizm sonrası heykel, heykel sanatını bitirdi. Yani bildiğimiz heykel, bu sefer soyut, kübizm kökenlidir çoğunlukla. Hepsi işte Lipschitz, Gargallo, Gonzalez, Henry Moore vesaire sanatçılar. Bunlar artık yeni bir şey çıkmamaya başladı. Çünkü bir haber vardı. O haberden sanatçıların haberi yoktu. Endüstri dizaynı, makine. Makine. Neden biliyor musunuz? Sözlük zenginliği sanat eserini kıymetlendiren bir faktördür. Bu edebiyatta da, tiyatroda da, sinemada da, romanda da, resimde de, müzikte de çok önemli bir faktördür. Türkiye'de pek sözü edilmiyor sözlük zenginliğinin. Önce elemanlar olması lazım. Elemanlar kullanıyorsunuz ki bu başka, bu başka, bu başka, bu başka. Hepsi beraber sanat oluyor. Bir Hamlet'i alın. Hamlet'te aşağı yukarı 10-12 kişi vardır belli başlı. Hepsi birbirinden farklı insanlardır. Hepsinin de ayrıca davranışları, piyes boyunca davranışlarında çelişkiler vardır, zenginlikler vardır. İşte zenginlik, sözlük zenginliği. Şimdi dolayısıyla sözlük zenginliği rastlantının ürünü büyük oranda. Bir forma, bir makineyi ele alıyorum. Bir makineyi ele alıyorum. İşlevleri dolayısıyla bir sürü şey var üzerinde. Çıkıntı, girinti var. Hiçbir sanatçının aklına bunları yapma asla gelmeyecektir. Tarih boyu gelmez. Bundan sonra da gelecektir. Makine tesadüfen onu kendi yapıyor. İşte buyurun sözlük zenginliğini. Öyle zannediyorum ki ben o kadar fazla yaşamam. Yani 15-20 seneye kalmayacak bütün dünya artık heykele değil de alacak bir tane dizel motorunu, ondan sonra bir motosiklete, bir bilmem ya falan koyacak, heykel seyredecek. Ben inşaat bolluğu dolayısıyla inşaat kamyonları geçiyor. Vinç. O vinçler bir şaheser. O katlanıyor bunlar böyle. Birkaç kat oluyor. Katlanınca oluyor bir şaheser size. Yüzlerce üzerinde form var. İşte form zenginliği, sözlük zenginliği. Demin söylediğim şeylerin içinde bu var. Yani sözlük zenginliği faktörünü oluşmasını sağlayan şey birbirinden farklı maddelerin olması. Bunun için de bakın elemanlar, farklı elemanlar, terminoloji bu. Eğer sanatınızda sizin bunlar varsa sanat oluyor demektir. Türk sanatında bunun geçmişi yok. Şimdi bir Alaturka müzikten örnek verelim. Önümüzden derinliği olmayan, eleman da içinde olmayan Mozart'ı izliyorsunuz. Mozart'ın bir operasını. Soprano, mezzo, tenor, bariton, orkestra. Üst üste biniyor bazen. Bazen tamamen recitatif diye bir şey vardı biliyor musunuz? Konuşma operalarda bazen. Weber'in Der Freischütz operasında vardır mesela. Tatlı bir Almanca ile şakır şakır müzik durur. İşte eleman, sanat elemanı. Sanat birbirinden farklı kavram kökenmesi meselesi de bu. Türkiye'de pek yeni genç arkadaşlarımız kavrayacaklardır. Yani elemanlar. Benim bir konferansım akademide. Konferansın adı elemanlar. 5-6 tane R var. Yani ben bunu 30 senedir falan anlatmaya çalışıyorum.
Valla en baştaki konuşmamızın başında Vincent'in şunu söyleyeyim. Bana bir görev verilirse, bir şey istenirse, hani sipariş falan Türkiye'de olmuyor da, herhangi bir itici güç olursa ben başlıyorum döktürmeye. Kendiliğimden zaten. Benim 7 değil 8, 9, 10 dönemim var. Vincent de zaten dönemlerinden birisi değil. Yeni dönemin içinde Forbuki'ler var, köpeğimin adı. Forbuki, For Cornelia var. Cornelia Rembrandt'ın kızı. Soruyorlar kim bu Cornelia? Rembrandt'ın kızı. Ona da resim. Öyle bir ara var. Bunlar bir grup. Ama daha evvelki dönemler ayrı birbirinden farklı tabii. Yani Van Gogh'un özelliği, o verdiği heyecan ve sevgim kendisine.